Evet, merhaba arkadaşlar, ben Mimoza Bilişim'den Onur Kalafat ve en yakın arkadaşım Orhan Derin'e bu akşam... Merhabalar efendim, herkese merhaba. Evet, SEO uyumlu makale nasıl yazılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım, başlayalım. SEO uyumlu makale nasıl yazılmalı? İlk slaytımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar, slaytımızda resim küçük gözükebilir diye böyle çıktılarımızı da aldık. Evet, şimdi bir SEO uyumlu makalede anahtar kelime yerleşimi çok önemlidir. Özellikle içerik yazarı arkadaşlarımıza bu konu çok önem arz etmektedir. Çünkü diğer konuları editör veya web site sahibi yapabilmektedir. Şimdi anahtar kelime yerleşimi 300 kelimelik bir SEO uyumlu makalede nasıl olmalı? İlk önce şundan bahsediyoruz. Tabii ki diyoruz ki bir SEO uyumlu makale en az 300 kelime olmalı. Değil mi? Yani 250 olmaz mı? Yani bu konudan başka bir kelime çıkmıyor dersek olur ama en az 300 kelimeye olsa daha iyidir her zaman işte. Evet. Hemen arkadaşlar diyoruz ki bir SEO uyumlu makalede anahtar kelimemiz ilk önce başlıkta oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Zonguldak SEO Ajansı makalemizin başlığı nerede oluyormuş Orhan Bey? Başlıkta. Başlıkta oluyor. Evet, başlıkta oluyor. Buradaki slaytımızda da gördüğümüz gibi başlıkta anahtar kelimemiz. Daha sonra anahtar kelimemiz nerede oluyor bakalım. Arkadaşlar gördüğümüz gibi burada bir slaytta kayma meydana gelmiş. İkinci olarak başlıktan sonra normalde ilk paragrafta olur arkadaşlar. Hemen şuradan slaytımızı geçeyim ben. Evet. İlk paragrafta olur. Şurada gördüğümüz gibi ilk paragrafta yanlış ters mi gösteriyorum? Evet, doğru gösteriyorum. İlk paragraftaki anahtar kelimemizi görüyoruz. İlk cümlede olabileceği gibi ilk paragrafta da olabilir. Evet arkadaşlar, ondan sonra başlıkta dedik, ilk paragrafta. Daha sonradan nerede oluyor Orhan Bey? Orta başlıkta. Evet. Orta başlıkta anahtar kelimemiz olacak. Orhan benim artık yeni makale yazarımız, beraber çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz slaytımızı. Orta başlıktan sonra bir de parça içinde olacak anahtar kelimemiz ve daha sonradan da son cümlede olması iyidir. Bu anahtar kelime yerleşimi için olmazsa olmaz kuralımız. Ne demiştik? Anahtar kelimemiz başlıkta, ilk paragrafta, orta başlıkta, parça içinde ve tercihen son cümlede diyeceğiz anahtar kelimemiz. Evet arkadaşlar, bir SEO uyumlu makalede anahtar kelime yerleşimi ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bununla beraber tabii bir SEO uyumlu makalede dışa link verme, yani sayfa değeri yüksek olan sitelere, PageRank'ı yüksek olan sitelere dış link verme, ondan sonra site içi link verme, iç link kullanma gibi değişik kurallarımız da var. Biz şimdilik burada özetliyoruz. Diyoruz ki başlıkta, ilk paragrafta, orta başlıkta ve parça içinde ve son cümlede anahtar kelimemizi mutlaka kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zonguldak SEO Ajansı olarak biz, Mimoza Bilişim olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Teşekkürler. Sevgiler, saygılar herkese. Evet.